Habükün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Bugün bizler burada geçtiğimiz günlerde yaşadığımız, daha öncelerde de yaşadığımız ama artık yaşamak istemediğimiz kadın cinayetini protesto etmek için toplandık. Emine Bulut cinayeti bir kadın cinayetidir. Ölmek istemeyen bir kadının feryadını, hayatı boyunca o anları unutmayacak çocuğun yalvarışını tüm Türkiye izledi. Bu feryat, bu çığlık sadece Temmuz ayında öldürülen 31 kadının çığlığıydı. Hemen hemen her gün kadına yönelik bir şiddet, bir kadın cinayeti haberiyle sarsılıyoruz. İsimler değişse de yazgıları aynı olan kadınların hikayelerinde aynı detaylar var. Bu kadın cinayetlerinin %85'i eşler, sevgililer, eski eşler, ayrılmak istemedikleri sevgililer tarafından işleniyor. En son Kırıkkale'de 38 yaşındaki Emine Bulut, 4 yıl önce boşandığı Fedai Baran tarafından öldürüldü. Öldürüldüğünde yanlarında maalesef 10 yaşındaki kızları vardı. 10 yaşındaki kızın "anne lütfen ölme" sözleri annesinin "ölmek istemiyorum" çığlığına karıştı. Emine Bulut'un sözleri bu kaderi paylaşan tüm kadınların çığlığıdır. Türkiye'de kadın cinayetleri durmak, azalmak bilmezken sadece 2019 yılının ilk 6 ayında ulusal ve yerel gazetede verilere göre 214 kadın hayattan koparıldı. 2003 yılından bugüne kadın cinayetlerindeki artış oranı ise yaklaşık %400. Erkeklerin yaşam hakkı ne kadar kutsalsa, kadınların yaşam hakkı da o ölçüde kutsaldır. Kadınların can güvenliğini tehdit eden, istismara ve tecavüze neden olan hiçbir koşula müsamaha gösterilemez. Yaşam hakkı ve savunma hakkı elinden alınıp ötekileştirilen kadınlarımız, bu kararlar karşısında daha da savunmasız ve çaresiz duruma düşmektedirler. Devlet, toplum vicdanı açısından bu konulara dikkat çekmelidir. Kadınların huzurla ve güven içinde yaşadığı bir toplum için gerekenleri yapmak hepimizin sorumluluğudur. Kadına yönelik ayrımcılığın, şiddetin son bulduğu, kadın erkek eşitliğinin toplumun her alanında yaşanabildiği adil, eşit ve özgür Türkiye'ye yine kadınlar hayat verecektir. Emine Bulut'a rahmet diliyor, tüm benliğimizle kadına şiddete hayır diyoruz. Başlayalım. Dövizlerle birlikte bir de anıtın önünde fotoğraf alacağız. Başka.